Yay Güner'le Finans Programı'ndan merhaba. Bugünkü konumuz, konu başlığımız girişimcilik, işletmelerde finansal yönetim ve mergers and acquisitions yani satın alma ve birleşmeler olacak. Ve bugünkü konuğum bütün bu konuları bize çok uzaklardan aktaracak. Yaklaşık 8000 küsür kilometre uzakta. 10-11 saatlik bir uçuş yolculuğuyla kendisinin bulunduğu yere ulaşabiliyoruz ve saat farkıyla da sanırım 8 saat civarında da fark var. Evet, konuğumuz Kanada'da. Fatih'cim hoş geldin. Sevgili Gülay, hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğin için bu değerli programına teşekkürler. Çok verimli bir program olacağına ve çok aktarımı yüksek bir program olacağına da eminim. Günümüze de çok ışık tutacağız seninle birlikte. Fatih benim tabii çok eski yıllara dayanan bir dostluğum, bir arkadaşım ve sektörde de tanıştığım, hatta eğitim verdiği sınıflarda da yer aldığım finans uzmanı. Şimdi kendisini tanımayanlar adına birkaç cümleyle tanıtmak isterim. Keza söyleşimiz boyunca zaten ona neden matematik kafa dediğimi anlayacaksınız. İnşallah Fatih'in de hoşuna gitmiştir bu tanımlama. Çünkü tamamen doğaçlama bir tanımlama yaptım açıkçası. Fatih ben biraz eğitiminden bahsetmek istiyorum. Çünkü her bir aşaması çok kaliteli benim gördüğüm kadarıyla. İstanbul doğumlusun. Kabataş Erkek Lisesi ve ODTÜ'den sonra eğitiminin nerelerde, ne şekilde ve niye oralarda olduğunu sen aktarır mısın bize? Teşekkür ederim. Üniversiteden mezun oldum. Ben makine mühendisiyim. ODTÜ'den senin bahsettiğin gibi. Şunu fark ettim, mühendislik yapmak istemediğimi aslında fark ettim. Mühendislik okumaktan dolayı keyif aldım. Ancak daha böyle işletme kafalı olduğumu düşünüyor idim ve o zaman da finansın da farkında değildim. Yani bana tarif etmeye kalktı deseler hani finans nedir diye muhtemelen tanımlayamazdım. Hı hı. Dedim bir işletme okuyayım. Biraz da öyle bir trend de vardı hani. Mühendislik yapanlar hani işletme okuyorlar ve sonra farklı kariyer yollarına girebiliyorlar. İşletme okudum İstanbul Üniversitesi'nde. O arada finansa olan yatkınlığımı fark ettim. Tabii sen matematik kafalı olarak ifade ettin. Finansta, tabii matematik ağırlıklı bir konu olmuş olduğu için çok sevdim ben finansı. Özellikle seçim yaptım, tercih yaptım bazı sektörler vardı. Başında da finans geliyordu. Bankacılıkla başladım. Bu eğitim yolculuğu bence hiç bitmeyen bir yolculuk. Hani eğitimden konuşmuş olduğun için. Hani halen de ben şu anda 54 yaşındayım. Seviyorum hani öğrenmeyi. Hani yaptığımız iş hani gerek eğitimcilik olsun gerek danışmanlık olsun. Entelektüel sermaye üzerine çalıştığımız bir konu. Sen de o şekilde çalışıyorsun. Sürekli olarak kendimizi update etmemiz, geliştirmemiz gerekiyor. Bu sermayeyi büyütmemiz ve aktarabilmemiz için. Dolayısıyla hani hem kişisel olarak ben keyif alıyorum bu öğrenim sürecinden. Bir yandan da yaptığımız işin gerekleri icabı bir zaruriyet olarak da görüyorum. Dolayısıyla bu bağlamda özellikle proje finansmanı üzerine bazı çalışmalar yaptım. Hani akademik çalışmalar yaptım. Proje finansmanı ile bu PPP demiş olduğumuz kamu özel ortaklıkları çok bağlantılı bir konu. Herhalde açarız biraz konuşuruz. Evet, evet. Düşünüyorum. O konuda bazı çalışmalar yaptım. Bu arada araya bir finans yüksek lisans sıkıştırdım. Dedim ki hani işletme okudun, mühendislik okudun ama bu işin hani bir yandan da akademik tarafını da bilmende fayda var diye düşündüm kendi adıma. Bu tip çalışmalar yaptım. Son dönemlerde de özellikle M&A üzerine, hani bahsettiğim bu mergers and acquisitions, satın alma ve birleşmeler olarak tabir edebileceğimiz konusuyla ilgili olarak çok kafa yoruyorum ve çalışıyorum. Özellikle danışmanlık yaptığımız projelerin önemli bir kısmı, çok önemli bir kısmı o alanda gerçekleşiyor. Şunu gördüm, proje finansmanı ile ilgili olarak özellikle yaptığım çalışmaların birebir karşılığı şirket satın alma, değerleme, birleşmeler de var. O çalışmaların üzerine koyabileceğim, faydalanabileceğim bir altyapı söz konusu. Bu da çok değerli. Böyle özetleyebilirim. Biraz uzun konuştum ama. Yok estağfurullah gayet iyi. Şimdi eğitim tarafında bugün yaptığın işin akademi noktasında birçok eğitimi yüksek lisans belki ara programlar şeklinde aldın. Ama bir de senin kıymetli bir iş hayatın var. İşin içinde profesyonellik de var doğal olarak.
Hatırladığım ve bildiğim kadarıyla Yapı Kredi'de başlıyorsun değil mi? Yapı Kredi Bankası'nda MT olarak başlıyorsun, Management Trainee olarak başlıyorsun. Sonrasını tekrar sana bırakayım. İş hayatında hangi basamaklardan geçtin? Şöyle, bahsettiğin gibi Yapı Kredi Bankası'nda bu Türkçe karşılığı hani yönetici adayı gibi böyle bir karşılığı var. Management Trainee işe alımı kapsamında başladım. Yapı Kredi güzel bir okul oldu. Teşekkür ediyorum kendilerine. O dönemde daha fazla yatırım yapıyorlardı bankalar, hatırlarsın. Bize hem teorik bazda hem şubelerde pratik bazda yani 6-7 aylık bir eğitim sürecinden geçirdiler. Hani ben de şubede ihracattan ithalata, kredilere aklına ne kadar şey geliyorsa operasyon tarafında bölümlerde çalışma imkanına sahip oldum. Kredi pazarlamada başladım Yapı Kredi'de. Kısa bir zaman sonra leasing sektörüne geçtim. Proje ve yatırım finansmanıyla tanışmam o minvalde oldu, o vesileyle oldu. İşte yaklaşık 30 sene oluyor. İşte 91 yılında garanti leasing'de başladım. Muhtelif pozisyonlarda bulundum. En son garanti leasing'in bölgelerini kuran bir pozisyondaydım. Onun yöneticisiydim. İşte bana bağlıydı hem idari olarak hem performans olarak hem kuruluş olarak. İlk defa bölgeler kuruluyordu garanti leasing bünyesinde. Sonrasında bir Heidelberg maceram oldu. Orada Heidelberg offset baskı makinelerine ne alaka denebilir ama çok ilgiliydi aslında. Leasing, çok iyi bir... leasing çalışanları, satıcıları bilir çünkü yani değil mi? Evet bilir ve Heidelberg çok iyi bir makine. Yani evet. Bu şeyin Mercedes'i, hani sektörün Mercedes'i. Özellikle makine ekipmanı çok anlatmaya gerek olmuyor Heidelberg deyince. Ancak uygun finansal çözümler yaratabilmek gerekiyor yatırımcılara ki o pahalı makineyi alabiliyor olmuş olsunlar. O minimalde özellikle çalışmalar yaptım. İktisat leasing'e geçtim. İktisat leasing'de kredi pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcılığı yaptım. Sonrasında Mexa leasing'e geçtim. Oranın kurucu genel müdürü oldum. Bir 4-5 sene orada çalıştım. Oradan yine reel sektörde çalışma imkanım oldu. 6 küsur sene Akademi Baskı grubunda yöneticilik yaptım. Önemli bir baskı tesisiydi. Büyük, kendi sektöründe en büyüklerden bir tanesiydi. Sonrasında da sanırım girişim yolculuğundan da bahsedeceğiz diye düşünüyorum. Girişimci olmak hep benim aklımda vardı ama nasıl yapacağımı bilemiyordum. Biraz böyle bodoslama diyeyim. Dedim ki artık zamanı geldi. Dinamo'yu kurdum 2006 yılında. Kaç yaşındaydın ilk girişimini kurduğunda Fatih? Başarılı olanlar mı, başarısız olanlar mı? İlk diyelim. Başarısızlığı bir tarafa tecrübe. İlk girişimim şöyle, hani küçükleri de sayacak mıyız girişim deyince? Bilmiyorum yani sen herhalde. Peki o zaman şöyle söyleyeyim biraz da böyle ben şey olsun. Dinamo olarak bildiğimden Dinamo'yu sormak evet. İstedim ama. Peki şöyle, üniversite yıllarında bir kitap bastırıp sattığımı biliyorum. Mesela ilk girişimim o. Hani benim kendi kitabım değil, şöyle önemli bir ders vardı bizim okumuş olduğumuz. ODTÜ Mühendislik bölümlerin okuduğu bir derste. Mukavemet dersiydi. Onun bir kitabı vardı. O kitaptaki soruların çözüm anahtarı gibi böyle çözümlerini içeren bir kitabı hani yazmak suretiyle, bastırmak suretiyle ilk girişimim hani ilk aklıma gelen o oldu. Anlaşılan zarar işte, ettim orada. Vallahi babam finanse etmişti. Babam zarar etti evet. Babam zarar etti. Sonrasında bir büyük çekmece akşam pazarı var. Bilmiyorum. Büyük çekmece akşam pazarında bu İstanbul Üniversitesi'nde işletme okuduktan sonra iş arıyoruz. Normalde hep ben ders vererek okudum. Aynı zamanda yani ailem beni destekledi çok sağ olsun ama özellikle kendi keyif diyebileceğim harcamaları yapabilmek için ders verdim öğrenim hayatım boyunca. Tabii yaz oldu işte işletme de bitti orada iş arıyoruz falan. Paralar da suyunu çekti. Büyükçekmece Halk Pazarı'nda 2 ay boyunca bir tezgahta satış yaptım.
Ne sattın? Domates mi sattın? Ne sattın? Vallahi onu söylesem şimdi şort sattım, tişört sattım. Konfeksiyon. Konfeksiyon da vardı. Bir o zaman rahmetli oldu. Erken yaşta kaybettim. Çok değerli bir arkadaşım vardı. O da Avanos Belediye eski başkanının o zaman oğluydu. Avanos'tan özel şeyler vardır. Bilirsin belki. Böyle el yapması. Kilden yapılmış el yapması testiler ama testi diye böyle azımsamamak lazım. Böyle sanat eserleri vardı. Bunları o pazarda getirdik, sattık, ettik falan. Hani ilk girişimlerim onlar diyebilirim. Sonra bu 2000 yıllarında şey vardı biliyorsun bu internet boom hadisesi vardı. Orada Finansmetre diye bir web sitesi kurdum. Hatta bir yazılımcıyla yani işbirliği yaptım. İşin içerisine ortaklar da falan da koydum. Mesela hani ciddi manada başarısız olan ilk girişimim o diyebilirim. Hani tam şeye denk geldi o da 2002 krizine denk geldi hatırlarsın. Finansmetre'nin kuruluşunun temel taşı olan özellikle ürünler bankacılık piyasasında kalmadı veya çok azaldı. Bir anlam itibar etmedi. Biraz erken düşünmüşüm aslında o fikri de. Bir arkadaşım var öyle söylüyor. Bu konuda uzman. Sen diyor bir 4-5 sene evvel diyor düşünüyorsun diyor. Zamanlaman yanlış falan diyor. Bu da önemli. Evet. O da olmadı. Dinamo gelene kadar var. Yani bir takım irili ufaklı deneyimler var. Onlardan da bir şeyler öğreniyorsun. Peki biz Dinamo'da zaten bahis konularımız arasında ama ben hemen şu kitabı şöyle göstermek istiyorum. Bu da senin ikinci evladın diyebilir miyiz o zaman? Valla sağ ol. Şöyle benim böyle bir kitabım olsun şeyim vardı. Hani böyle bir insanların Amerikancası şey bucket list derler ya hani ölmeden evvel yapılacaklar listesi. Bir kitabım olsun istiyor idim. Senelerden beri yazıyorum yani 10 küsur seneden beri yazıyorum. Ve bu yazıları derledim. Bir anlam itibar edecek bir sıraya koydum. Tabii ilave yazılar da söz konusu oldu. Bir kitap oluştu. Kitabı baktığın zaman buna bir isim vermek gerekiyor. Hani evlat diyorsun. Hani evlat gibi hani 10 küsur senelik bir emek var tabii ki. Benim için çok değerli. 10 küsur senelik emek belki kitabın yazılmasıyla ilgili ama bu senin bütün hayatında elde ettiğin tüm az önce anlattığın, anlatamadığın tecrübelerden oluşmuş. Sen gibi yani bir şekilde. Çünkü ben birkaç sefer ara ara bazı başlıklarına bakmak suretiyle çok özümsedim kitabı da açıkçası ve bütün girişimci olan ya da olmak isteyen, herhangi bir şirketi yöneten ya da sahibi olan herkese bu kitabı temin etmelerini öneriyorum. Bir özelliği de var onu da bahsedeceğim ama içerik olarak en önemli özelliği şu, kimseyi yormuyorsun, soruyu soruyorsun cevabını veriyorsun. Hani bu, ne soru sorayım ya neyi merak edeyim diye bir şey yok. Bir konu üzerine adetlerce soru soruyorsun ve kısa kısa da gayet net ve basit. Her seferinde söylüyorum bir konuyu basit anlatmak çok zordur. Eğer basit anlatabiliyorsa birisi bu işi gerçekten biliyordur diye. Bu kadar finans üzerinde, girişimcilik üzerindeki anlamlı soruları sorup arkasına bu kadar kısa, öz, net, anlaşılır cevaplar hazırlamak açıkçası her yiğidin harcı değil. Arkadaşımsın diye söylemiyorum gerçekten öyle. O yüzden seni tebrik ediyorum. Ben şahsen çok faydalandım. Biraz da bahsedeceğiz zaten içindekilerden. Tabii her şeyi söylemeyeceğiz çünkü almalarını istiyoruz. Neden almalarını istiyoruz? Ondan da bahsedelim. Gülay'cığım çok çok teşekkür ederim. O soruna yanıt vermeden evvel senin gibi hani yıllarca finans sektöründe yer almış ve genel müdürlük yapmış. Hani üst düzey pozisyonlarda bulunmuş bir kişi de böyle bir geri bildirim almak bir kere çok değerli. Bütün belki de soruların cevaplarını vermemem gerekiyordu. Yanlış yaptım. Çünkü şöyle ki... Bana bir şey kalmadı. Bütün soruların cevaplarını ben de bilmiyorum. Sen orada şey yapıyorsun. Teşekkür ederim güzel sözlerin için. Beni onore ediyorsun. Sağ olasın. Niye almaları gerekiyor sorusunun cevabını kitabı okumuş bir kişi olarak sen söyle istersen. Ben söylemeyeyim kendi kendime. Tabii içinde çok özel ve yol gösterici bilgi var. Ama ben bu tür böyle tecrübeleri bir de bir vakfa bağışlamanın kıymetini çok görüyorum. Yani burada
Fatih'in de ana amacı elbette ki tecrübesini yazıya aktarmak var. Bu çok özel bir yetenek ayrıca. Ama EGET Vakfı'ydı değil mi? EGET Vakfı başında benim 30 küsur yıllık bir çok değerli bir arkadaşım var. Özlem kardeşim var. Onun başında oldu. Benim çok inandığım, güvendiğim, yaptıkları işleri çok değerli bulduğum, misyonunu, vizyonunu çok dediğim gibi beğendiğim bir şey, kurum. Dolayısıyla kendilerini desteklemeye çalışıyorum. Bu kitap vasıtasıyla da inşallah bir nebze çorbada tuzumuz olursa yaptıkları işlerle ilgili olarak özellikle üniversite öğrencilerine, ihtiyaç sahibi olan üniversite öğrencilerine destek sağlıyorlar. Bu konuda çok seçici bir bilimsel metodoloji uyguluyorlar. Umarım bir katkımız olur. İzleyenlerden de alanlar olursa öyle bir ekstra katkıları olmuş olacak. Manevi katkının yanı sıra bir başucu dediğimiz çalışma ortamında şöyle hemen yakınında duracak. Bir şey lazım olunca ben öyle yapıyorum. Bir şey lazım olunca eksik olma. Eksik olma. Alıyorum, bakıyorum. Şimdi sohbetimizin konu başlıklarına geçerken şöyle de başlamak istiyorum. Kitabında diyorsun ki, daha doğrusu bir alıntı yaparak söylüyorsun. Bu alıntı da rahmetli Üzeyir Garih'ten atfederek söylüyorsun. Dermiş ki Üzeyir Garih, biz iş adamları elinde 3 top oynayan cambazlar gibiyiz. Bu topun 2 tanesi lastik top, yani satışlar ve kar. Biri de camdan kristal bir top, yani nakit akışı. Lastik toplar yere düşse de tekrar yükselir ve yeniden tutabiliriz. Ama kristal top yere düştüğünde kırılır ve oyun biter diyorsun. Ben evet. De sormak ben, istiyorum. Ben demiyorum. Rahmetli Üzeyir Bey demiş. Evet, Üzeyir Bey'in söylediğini sen kitabına aktarmışsın ve ben de şimdi buradan sana sormak istiyorum. Pandemi gibi öngörülemeyen hatta risklerin hayatta her zaman var olma ihtimaline dikkate alarak işletme sahipleri ve yöneticilerine, kriz yönetimine dair ne gibi bilgi aktarmak istersin? Kriz yönetimi. Vallahi şimdi şöyle, biliyorsun bu siyah kuğu diye bir konsept var. İşte yanlış hatırlamıyorsam hikayeyi, İşte modern, yani bizim bildiğimiz coğrafyada hep beyaz kuğu var. İşte ondan sonra kuğu deyince beyaz. Sonra yanılmıyorsam Avustralya'da mı ilk defa bir kuğu görüyorlar ki siyah. Hani senelerce, yüzyıllarca kuğu deyince beyaz olur ama siyah da olabiliyormuş. Şimdi oradan yola çıkarak beklemediğimiz olayların hayatımızda gerçekleşebileceğiyle ilgili hiç canlandıramadığımız durumların söz konusu olabileceğiyle ilgili olarak işte siyah kuğu konseptinden bahsediliyor. Dolayısıyla işte 30 küsur yıldan beri iş hayatındayım. Yani daha öncesine de işte tarihsel olarak baktığımız zaman hiç beklenmeyen durumlar, işte savaşlar, krizler, şunlar bunlar hep olmuş ve maalesef de bu olacak. Bundan sonrasında da olmaması mümkün değil. Hep bu şekilde süre gelmiş. Dolayısıyla bu sürdürülebilirlik konusu işletmeler açısından çok önemli. Türkiye için belki daha da önemli. Çünkü bakıyoruz, böyle hani 100 yılı devirmiş şirket adedi Türkiye'de çok çok az. Yani 100 tane yok. Dolayısıyla nasıl sürdürülebilirlik sağlanabilir? Ne geleceğini bilmiyoruz ama biz kuvvetliysek ve altyapımız sağlamsa hayatta kalma şansımız daha fazla olacaktır. Hı hı. Bu konuda benim çok değerli bulduğum bir yazar var, Jim Collins. Yine şirket performansı, şirket başarısı ile ilgili olarak çok önemli, değerli çalışmalar yapıyor ve bunları da bilimsel temellere dayandırıyor. Hani bir kitabını yazmadan evvel 4-5 sene çok data üzerinde yaptığı derin çalışmalar var. Onun da söylediği bir şey var. Hani bu nakit akışı meselesine bağlayacağım. Hı hı. Ben nakit konusunu, şirketin elindeki nakdi veya nakde ulaşma kabiliyetini oksijen gibi görüyorum. Hı hı. Hani satışlarınız düşebilir, karlılığınız azalabilir, bir dönem zarar ediyor olabilirsiniz. Hı hı. Bu uzunca bir dönem devam edebilir. Ancak elinizde nakit varsa hayatınız devam eder. Hı hı. İdimlerinizi yerine getirebilirsiniz. Personel sizi terk etmez. Tedarikçileriniz yanınızda yer alır. Bankalar kredi musluklarını kapatmazlar veya kredileri geri çağırmazlar. Sonuçta mevcudiyetinize devam edebilirsiniz. Bunun devam edebilmesi için sizin edimlerinizi devam
devam ettirebiliyor, bunu yerine getirebiliyor olmanız gerekiyor. Bu da nakit pozisyonunuza bağlı veya nakde ulaşmak kapasitenize, potansiyelinize bağlı. Dolayısıyla ilk verebileceğim, salık verebileceğim husus, Jim Collins de aynı şeyi söylüyor yaptığı araştırmalarda, uzun vadeli başarılı olan şirketlerin ellerinde çok daha fazla nakit varlık var. Çok daha konservatif yaklaşıyor. Tabii konservatif yaklaşmak aynı zamanda şirketler için o nakdi tutmak, yatırım yapma kabiliyetlerini de olumsuz olarak etkiliyor. Çünkü o nakdi tuttuğunuz zaman ne demek bu? Daha az yatırım yapacaksınız. Yani veya atıl kaynak gibi de durmayacak bir oranda olması lazım, değil mi? Şimdi yani o işte atıl, orada denge tabii çok önemli. Hani bütün paranızı tutun da nakitte değerlendirin anlamında da tabii ki konuşmuyorum. Şirketler tabii ki yatırım yapacak ki geleceklerini garanti altına alabilsinler. Ancak bir yandan da gelecekte çok olumlu şeyler olacak deyip de bütün paranızı da yatırıma bağlıyor olduğunuz zaman o yatırımın getirisiyle ilgili olarak işte krizlerden bahsediyoruz. Sıkıntılar yaşandığı zaman da o geri dönüş olmuyor veya o geri dönüş gecikiyor. Hı hı. Sizin bu gecikme durumunda faaliyetlerinizi finanse edecek nakdiniz olmadığı zaman da belli bir yere kadar gidebiliyorsunuz. Ondan sonra biliyorsun en kötü durum şirket iflasları, işte iflas ertelemeler, konkordatolar gibi durumlar söz konusu olabiliyor. İşte o dengede hani paramı yatırıma kanalize edeyim veya bir kısmını nakit tutayım dengesinde konservatif olan ve mevcudiyetlerini uzun zaman devam ettiren şirketlerin daha fazla atıl diyebileceğimiz nakde korumaya dikkat ettiklerini görüyoruz. Peki yine zaten içinde de biraz söyledin ama ben yine kitabını baz alarak sormak istiyorum. Başarının tam bir reçetesi olmasa da karşımıza çıkan fırsatlara hazır olmak. Çünkü aynı zamanda zor zamanlar, kriz dönemleri bilinir ki fırsatların da olduğu dönemlerdir. Sen böyle bu konuda girişimcilere diyelim 39 adet farklı başlıkla, yine böyle kısa ve öz başlıklarla bir yol haritası gibi bir şeyler aktarmışsın. Bize bunlardan birkaç tane önemsediğini söyler misin? Diğerlerini kitabından okumalarını tavsiye edeceğim. Evet. 39 taneyi bitiremeyiz burada çünkü. Tabii ki. Yani önemli demeyeyim de senin için ilk aklına gelen şeyleri söyleyebilirsin mesela. Şöyle ki ben aslında o 39 maddenin ana temasından bahsetmek istiyorum. Hani o 39 maddenin ana teması ne? O 39 maddeyi aslında girişimci adayları için sıraladım. Hazırladım. Girişimci adaylarını daha çok ilgilendiriyor ama aslında kariyerine başlamayı planlayan veya kariyerim nasıl olacak diyen öğrencilere kadar aslında oradan çıkartabilecekleri bir takım püf noktaları olabileceğini düşünüyorum, olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, şimdi giriş, yani her işe başlarken, girişimci olsun veya olmasın, bir çok sevdiğim bir söz vardır. Nereye gideceğini bilmeyen yelkenliğe hiçbir rüzgar fayda etmez. Yani bir rotası olmalı yani. Bir rotanız olması lazım. Nereye gideceğinizi biliyor olmanız lazım ki karşınıza çıkan fırsatlardan, işte bu örnekte rüzgar gibi, faydalanabilir. Yoksa bir oraya savrulursunuz, bir öbür tarafa savrulursunuz. Dolayısıyla orada öncelikle nereye gitmek istiyorsunuz? 39 tane madde içerisinde nereye gitmek istiyorsunuz? Bu gitmek istediğiniz rotaya uygun olarak neler yapabilirsiniz? Hangi alışkanlıkları edinmenizde fayda var? Bu gerek iş hayatında, gerek özel hayatınızda. Bunlar aslında bütünleşik kavramlar. Nelere dikkat etmeniz lazım? Bir yandan da her şey iş değil ve olmaması da gerekiyor. Bir iş-yaşam dengesi olması gerekiyor. Onunla ilgili olarak da bazı salık verdiğim hususlar söz konusu. Genel minimalde hayatın kendisiyle ilgili, iş hayatı ve özel hayatı bütünleşik olarak değerlendirdiğimiz zaman, işin içerisinde bir parça tatmin ve mutlu olmayla ilgili olarak da değerli bulduğum öneriler var. Bunlardan bahsettiğim 39 madde diyebilirim. Ama yani öyle hani onların arasında hani bir tane hani önemli husus söyleyebilirsem istikrar ve disiplin diyebilirim. Çok güzel. Peki gelelim önemli konularımızdan birisine, proje finansmanı başlığına. Biz aslında seninle hem Dinamo Türkiye hem Dinamo Kanada
tarafında. Bunu da anlatmanı isteyeceğim. Çünkü iki tane tüzel kişilikte varsın ve tabii ki bu işleri yaparken hem Türkiye'de hem Kanada'da olmanın artılarını da görüyorsun. Ben de görüyorum seninle çalışıyor olmaktan dolayı. Birlikte bazı projeleri yönetiyoruz, yönetmeye çalışıyoruz. İşte enerji projeleri var bunun içerisinde, satın alma, ortak bulma, fon sağlama gibi projeleri de birlikte yapıyoruz Türkiye'deki değişik sektörlerde bulunan firmalara. Bize proje finansmanı, bu konuda Dinamo nerede, nasıl şekillendi, neler yapıyor, onlardan da biraz bahsedebilir misin? Tabii ki. Şöyle, proje finansmanı, hani belki bu konuya aşina veya daha az aşina olan dinleyicilerimiz için biraz açmak gerekirse, hı-hı, aslında şöyle bir şey, genelde yeni bir projenin finansmanı, illaki yeni olması gerekmiyor ama karşımızda hep demeyeyim, daha çok yeni projeler çıkıyor ama kimi zaman da bu şirket satın alma ve birleşmelerinde olmuş olduğu gibi mevcut bir şirketin nakit akışının finansmanı da söz konusu olabilir. Veya bir mesela işte kamu işletmesinin, kamu şirketinin, kitleye bir kamu iktisadi işletmesinin satışıyla bağlantılı olarak bu da bir proje finansmanı bağlamında değerlendirebilir. Özünde bir şirketin veya projenin yaratacağı nakit akışının finansmanı esasına dayalı bir çalışma. Bu konuda şöyle, öncelikle biz neler yapıyoruz Dinamo olarak? Şimdi bunun yapılma bir kere biçimi olması lazım. Bir süreci var proje finansmanı ile ilgili olarak. En önemli mihenk taşlarını sıralayacak olursak bir fizibilite çalışması yapılması gerekiyor. Fizibilitenin bir teknik boyutu var. Hani ne kadar büyüklükte bir yatırım yapacaksınız? Efendim bu yatırım ne kadar zaman içerisinde gerçekleşecek? Ne kadar kişiyle çalışacak? Ne kadar üretecek? Ne kadar kapasite kullanımı var gibi gibi teknik unsurlar var. Bir ekonomik fizibilite var. İşte bu tesis çalışacak ama ne kadar kapasite kullanımında çalışabilir? Hani tamam, hani 100 ton üretme kapasitesi var ama hani pazarda böyle bir 100 tonun karşılığı var mı? Hani belki 50 ton üreterek başlayacak aylık olarak. Ondan sonra kademe kademe artış söz konusu olacak. Çünkü arz talep dengesi ona göre gelişebilecek. Müşteri portföyü ona göre şekillenebilecek. İşte kaçtan satabilir bu malı? Kimlere satabilir? İşte ham maddeyi nereden temin edecek? Ve hangi rakamlara temin edebilir? Gibi unsurların yer almış olduğu, hani pazar koşullarını incelendiği ekonomik fizibilite var. Bu datalar tamamlandıktan sonra işin bir de finansal fizibilite kısmı var. Hı hı. Ki finansal fizibilite kısmı bizim Dinamo üzerinde çalıştığımız uzmanlık alanımıza giren bir husus. Orada biz teknik fizibilitedeki dataları ve ekonomik fizibilite dataları alıp bu projenin işte finansal tablolarını oluşturuyoruz ve amacımız aslında nakit akışını oluşturmak. Çünkü bu nakit akışı finanse olacak. Nakit akışı ne kadar kuvvetli? Hem yatırımcı açısından bakıyoruz bir nakit akışını değerlendirirken hem de finansör açısından. Yani ağırlıklı olarak finansörler de bankalar, onların açısından bakıyoruz. Yatırımcı açısından bu proje ne kadar karlıdır, ne kadar değer yaratır, koyduğu sermayeyi ne kadar kısa bir zaman içerisinde geri alabilir, bunu ölçmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan finansör açısından da verdiği parayı geri alabilme kabiliyeti nasıl? Bizim teknik anlamda kullandığımız orada bir özel bir oran var, borç servis karşılama oranı. Herhangi bir dönemdeki var olan nakit akışını ilgili dönemdeki borç servisine taksit diyebileceğimiz borç servisini ne derece karşılayabildiği gibi bir analiz var. Bu analizleri yapıyoruz. Bu analizleri yaparken en önemli farklılıklarımızdan bir tanesi yaptığımız çalışmanın dinamik olmuş olması. Yani kurduğumuz model farklı senaryoları oluşturup bu farklı senaryoların yüzlerce binlerce senaryo olabilir. Gerçekleşme olasılıklarını görebilmemize imkan sağlayabildiği gibi iyi kötü, iyi senaryo, kötü senaryo, temel senaryo gibi çalışmaları yapmamızı sağlayabiliyor. Bu sayede yatırımcıların önlerini çok daha iyi görebilmelerini sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda da finansörlerle masaya oturduğumuz zaman çok daha somut bir şekilde projeyi değerlendirip konuşup projenin ihtiyacına tam olarak uygun olabilecek kredi imkanlarını sağlayabilme imkanına sahip olabiliyoruz.
ve çok daha ikna edici oluyoruz finansörler karşısında. Çünkü data üzerinden konuşuyoruz. Bu temel çalışmadan sonra hem yerli hem de yabancı, işte ticari bankalar olsun, uluslararası yatırım bankaları olsun, fonlar olsun, temas ettiğimiz kurum ve kuruluşlar var. Yatırımın nerede gerçekleştiği, hangi sektörde olduğu, makine ekipmanın orijininin ne olmuş olduğuna bağlı olarak fon kaynaklarının şekillendirilmesi fark ediyor. Yani uygun bir kompozisyon, yatırımın tipine bağlı olarak bu bahsettiğim özelliklere göre şekilleniyor. Kitapta da aslında, girişim yolculuğu kitabında da bundan bahsediyorum. Hani finansal mühendislik uygulamaları bağlamında bunun daha detaylı olarak nasıl şekillendirilebileceği ile ilgili olarak ilgi duyan dinleyicilerimiz için en uygun fonlama imkanlarını hem yerli hem yabancı proje için sağlayıp hem projenin yatırımcı açısından karlılığını ve değerini geliştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda öyle bir fon imkanı yaratmaya çalışıyoruz ki tam birebir projenin ihtiyaçlarına karşılık gelebilsin, nakit akışına uyumlu olmuş olsun. Orada yine kitapta yer alan kredi heykeltıraşlığı diye bir uygulama vardır. Hani proje finansmanında en altın standart olarak kabul edilen geri ödeme şeklidir. O esası uygulamaya çalışıyoruz mümkün mertebe. Finansal kurumlarla bu şekilde müzakere sürecini yönetiyoruz. Ve en sağlıklı, en sürdürülebilir, en karlı, en fazla değer yaratan, geri ödeme potansiyeli en fazla olan bir proje finansmanı şekillendiriyoruz. Veya şekillendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Peki günümüz koşullarında Türkiye'de bu tür proje finansmanına Türkiye'deki bankaların ya da diğer finans kuruluşlarının ya da dünyadaki banka, finans kuruluşu ya da fonların bakış açısından da biraz bahseder misin? Yani şu dönem ya da yakın gelecek ya da Türkiye için orta uzak gelecek açısından nasıl bir bakış açısı var? Söylersem şöyle, bunu biraz böyle bu soruyu daha da biraz daha genelleştireyim. Şey de katayım, hani senin de üzerinde çalıştığımız bu şirket satın alma birleşmelerine de bunu bağlayayım. Evet. Çünkü o da bir fonlama tarafı aslında baktığınız zaman. Hani o fonlama bazen sermaye koyma şeklinde de olabiliyor veya bir finansal kurumdan sağlanacak bir kredi şeklinde de olabiliyor. Şimdi teorik olarak baktığınız zaman hani finansta hiçbir şirketin kredi değerliği aslında ülkenin kredi notundan daha fazla olamaz gibi bir şey vardır. Bir anlayış vardır. Belli istisnalar haricinde bu geçerlidir. Dolayısıyla Türkiye'deki istikrar arttıkça şirketlerin de kredi imkanlarını hem ulaşma imkanı hem de bu kredi imkanlarını daha uygun koşullarla sağlayabilme imkanı gelişecektir, artacaktır. Bunun tam tersi olduğu zaman da bu manada bir takım sıkıntılar olabilecektir. Son yıllarda baktığımız zaman işte özellikle bu enflasyondaki artış, kurlardaki belirsizlikler Türkiye'deki istikrar ortamını olumlu yönde etkilemedi. Bu bağlamda da yani hem projelerin hem şirketlerin özellikle dış kredilere ulaşım imkanlarında gerek bunları temin etme kolaylığı, gerekse bunların hem vadeleri hem maliyetleri olumsuz olarak etkilendi. Dolayısıyla iç piyasadan fonlama bulma yurt dışına göre daha kolay. Yani göreceli olarak. Proje bazında bakmak lazım. Yani proje finansmanında şablonlarla biz konuşamıyoruz. Ama sizin şimdi Dinamo ekibi olarak Türkiye'de yine de yurt dışı kaynaklı yaptığınız ortaklık görüşmeleri, çalışmaları epey ileri safhaya da gelmiş olanlar da var. O yüzden herhalde diyorsun ki işe göre bakmak gerekir. Biz kesinlikle bu konjektüre rağmen şimdi M&A tarafına baktığımız zaman tabii sektör sektör de bakmak gerekiyor. Genel manada M&A tarafına baktığımız zaman bu devalüasyon olarak bahsettiğimiz hadise aslında Türkiye'deki varlıkların TL bazındaki değerleri sabit kalmış olsa bile döviz bazında düşüyor olmuş olması bir alım fırsatını da beraberinde getiriyor. Hani risk artarken Türkiye'de aynı zamanda devalüasyonun getirmiş olduğu bir ucuzluk da söz konusu. Diğer taraftan pandemi bu supply chain'de, tedarik zincirinde özellikle Çin'in
etkisini zayıflattı. O da belli sektörlerde, hani bizim özellikle odaklandığımız otomotiv mesela, sektörü, otomotiv sektörü başta gelmek üzere otomotiv yan sanayi ile ilgili olarak özellikle çok ciddi manada şirket satın alma ve birleşmeleriyle ilgili olarak çalışmalar yapmaktayız. Bu konuda çok sağlam işbirliklerimiz var. Uzmanlaştığımız bir alan. Mesela orada bu bir avantaj haline gelmiş oldu baktığımız zaman. Hani pandemi bir fırsatı beraberinde getirdi Türk şirketler için. TL'nin değer kaybetmiş olması yabancı yatırımları için bir avantaj teşkil etti. Aynı zamanda sadece şirket değeri olarak değil, faaliyet giderleri itibariyle de TL bazındaki işçilik çok ucuzladı. Hani şu anda bizim tespitlerimize göre Çin'den bile daha ucuz hale gelmiş oldu. Evet. Dolayısıyla bu şu anda bizim mesela takip ettiğimiz işlemlerde yurt dışı yatırımcıların ilgisinin azalmadığını görüyoruz. Ve hani bu şeye rağmen hani istikrarsız olarak değerlendirebilecek özellikle TL'nin değer kaybetmesiyle bağlantılı duruma rağmen bunu bir fırsata çevirme imkanı da söz konusu. Dolayısıyla tabii ki hani özetleyecek olursak tabii ki yurt dışından genel olarak kredi bulma imkanlarında bir zafiyet söz konusu oldu. Ancak M&A tarafında yaratılan ekstra fırsatlar belki bunu dezavantajı da kompanse etti. Önüne bile çıkmış olabilir. Herhalde şu şekilde de bir bakış açısı var M&A tarafında da. Sadece bugün için değil, özellikle otomotiv ve otomotiv yan sanayini söyledin diye söylüyorum. Yani bir şekilde sanayi tarafındaki imalatçı firmalar için aslında düşünülebilecek hadiseler bunlar. Eğer kendi durumlarını bir uzman yardımıyla az önce anlattığım bütün o fizibilite süreçlerinden geçirerek iyi bir hazırlık bu dönemde hatta bir noktaya getirebilirlerse belki lig atlayabilmeleri için bugün işte ucuza sermayesini veriyormuşçasına görünen bir şeyi geleceğe götürme, senin az önce ya da işte başından beri söylediğin hep sürdürülebilir kar, sürdürülebilir işletme haline getirmek için aslında Türkiye'deki sermaye grupları için, irili ufaklı hepsi için geçerli bu, bir fırsat aslında. Yani yurt dışındaki yatırımcı için nasıl Türkiye işte bu söylediğin tedarik zinciri vesaire pandemi gibi nedenlerle sanki hatta ekonomik nedenlerle de bir fırsat gibi duruyorsa da aslında bu fırsat bu taraf için de geçerli. Çünkü tam da bu zamanda kendilerini geleceğe atabilme, götürebilme, az önce söylediğim gibi lig atlayabilme, yani KOBİ olmaktan büyük işletme haline geçme ya da küçük olmaktan orta işletme haline geçebilme gibi gibi konuları da değerlendirebilirler. Ama bu tür şeylere de biraz açık olmaları gerekiyor, değil mi? Kesinlikle. Şöyle ki, şimdi bizim temas ettiğimiz Türk şirketlerin yani %95'i belki daha fazlası özellikle işini geliştirmek için yurt dışındaki yatırımcılarla iş ortaklarına nasıl bakarsın diye sorduğumuz zaman pozitif yanıt veriyorlar. Yani çoğu yatırımcı ekseriyetle böyle bir fırsatın farkında. Senin de çok güzel izah ettiğin gibi lig atlayabilmek için şirketler bir yere kadar büyüyebiliyorlar. Kaynakları sınırlı olmuş olduğu için. Daha da fazla büyütebilmek için hani İşte yurt dışı dağıtım kanallarına girebilmek, pazarlara girebilmek, oradaki teknolojik know-how'ı alıp kullanabilmek. Bir know-how transferi aynı zamanda. Şimdi şöyle, bu hani M&A tarafında özellikle stratejik iş ortaklığı yaptığınız zaman, hani müsaade edersen onu da ayırmak istiyorum. İki tür yatırımcı var şeyde M&A dünyasında. Yani şirket satın almayla ilgilenen iki tür yatırımcı var. Bir tanesi stratejik yatırımcı. Diğeri finansal yatırımcı. Finansal yatırımcıyı bahsedeyim. Bunlar fonlar. Adı üzerinde fon kaynakları var ellerinde. Belli bir şirket havuzu yaratmak istiyorlar. 10, 15, 20 daha da fazla olabilir. Şirket satın alıp bu şirketlerden bir havuz oluşturup genellikle şirketi satın aldıktan sonra 7-8 sene içerisinde şirketi tekrardan satmak suretiyle kar elde etme üzerine dayanan her fonun da bir süresi var. Genellikle 15 sene. Fon içerisinde şirketler alınıyor, şirketler satılıyor ama 15 sene sonra
Sonuçta o fon kapanıyor. Orada başka başka fonlar da açıyorlar genelde. Böyle bir süreç var. Şimdi bu finansal yatırımcıların sağlayabileceği imkanlar genellikle sadece finansman kaynaklarıyla sınırlı oluyor. Bir de stratejik yatırımcılar var. Stratejik yatırımcılar o sektörde zaten var olan, hangi sektörse, mesela otomotivden bahsediyoruz, o sektörde var. Zaten otomotiv sektörünü biliyor. Belki o alanda da var. O alanda olmasa bile o alanla ilgili olarak tamamlayıcı başka alanlarda çalışmış. Kendini o alanda daha da derinleştirmek istiyor veya o alanla bağlantılı olarak tamamlayıcı bir ürünü kendi bünyesine katmak istiyor. Dolayısıyla katabileceği çok fazla imkan var. Özellikle de mevcut müşterilerine bu yeni ürünü veya ilave kapasite arttırımını pazarlamakla ilgili yaratabileceği hadiseler var. Mesela canlı örnekten bahsetmek gerekirse, mesela yurt dışında bir sürü otomotiv şirketiyle çalışıyor. Türkiye'de de var biliyorsunuz bir sürü üretici. Türkiye'ye gelip bir şirket satın alacak ve zaten globalde çalışmış olduğu şirketlere bu şirket üzerinden ulaşabilecek. Bu mesela çok önemli bir fırsat. Bu fırsat hem alıcılar için var. Alıcılar zaten genellikle girerken şirketin tamamını alarak gelmiyor. İşte %50'sini alıyor, 60'ını alıyor. Bazen azınlık ortak oluyor, bazen çoğunluk ortak oluyor. Çoğunlukla bu şirketin mevcut portföyü birlikte mevcut ortaklarla geliştiriliyor. Ve amaç zaten pastayı büyütmek. Şimdi şirketinizin bir kısmını hisse olarak satıyorsunuz. %40, 50, 60, 70 neyse. Oradan bir gelir elde ediyorsunuz. Ancak mevcut pasta 4-5 sene içerisinde 5 sene öncekine 2 katına, 3 katına çıkabiliyor. O zaman sizin var olan hissenizin değeri zaten %50'sine bile sahip olmuş olsanız 2 katına çıkmış olduğu için zaten 2'ye katlanmış olur. Öncesinde de zaten %50'sini satmış vaziyettesiniz, paranızı cebinize koymuş vaziyettesiniz. Diğer tarafta bu stratejik yatırımcı genellikle kurumsal bir yatırımcı, global olarak çalışan bir şirket olmuş oluyor. Kendi kurum kültürünü de, olumlu özellikleri de şirkete aktarıyor. Bir sürü, hani bu sinerjiden kaynaklı, hep kullandığımız bir şey var. Hani 1 artı 1, 3 ediyorsa, 4 ediyorsa, 5 ediyorsa anlamda. İki tarafında çok ciddi manada katma değer sağladığı bir süreç olma potansiyeli çok yüksek. Yani büyük düşünmek gerek biraz. Yani. Geleceğe atlamak istiyorsak biraz büyük düşünmek gerek. Doğal olarak global düşünmek gerek. Kendi dünyamızda, kendi içimizde kalacak bir durumda olmamalıyız. Artık dünya böyle bir dünya değil en azından. Fatih'cim süre çok kısa. Senin anlatacakların da çok biliyorum. Benim de soracaklarım çok. Sadece senden şöyle bir söz almak istiyorum. Şu an Kanada'dasın ama biliyorum ki yaz aylarında Türkiye'ye geleceksin. O zaman biraz daha ben de reel sektörde temas etmiş olduğum firmalardan bu konuya dair biraz daha fazla soru da toplamak adına seni bir kez daha konuk etmek istiyorum. Ama tabii programımızın sonunda 2022 yılı için bize, reel sektöre, girişimcilere birkaç cümle sarf etmek istersen, ne söylemek istersin? Valla aslında yani çok şey söylenebilir söylediğin gibi. Bir kere çok teşekkür ederim. Yani sen benim çok değer verdiğim, çok sevdiğim bir arkadaşımsın. Ne zaman davet edersen keyifle programın bir parçası olmaktan onur duyarım, gurur duyarım. Çok teşekkür ederim. Bu sefer inşallah radyonun stüdyosunda yaparız programı. İnşallah fiziksel olarak gerçekleşir. Ben bu arada Mart'ta geleceğim. Yazda da kalmayacak. Mart'ta geleceğim. İki ay kadar Türkiye'de olacağım inşallah. Ne söyleyebilirim? Şöyle yani yine biraz genel olacak. Senin o ilk söylediğin hadiseye denk gelecek belki ama. Hani biraz böyle enseyi kararttığımız bir dönem yaşıyoruz. İleriyle ilgili olarak belirsizliklerin fazla olduğu. Her kriz döneminde bazı fırsatlar da gizli. Hani soğukkanlılığımızı bir kere korumamız gerekiyor. Hani girişimciler için en çok söyleyeceğim hususlardan bir tanesi de şu. Bunu aslında konuşmadık. Yapılan bir araştırma var. Niye girişimciler başarısız olur diye. İlk sebep vazgeçmek. İkincisi de nakit akışını yönetememek. Vazgeçme konusunun şeyine girdiğimiz zaman, derinine girdiğimiz zaman girişimcilerin erken aşamada hayal kırıklığına uğrayıp dirayet gösteremediklerini görüyoruz. Dolayısıyla o psikolojik sermaye çok önemli ve çok değerli.
Öncelikle enseyi karartmamamız gerekiyor. Kendimizi psikolojik olarak sağlam tutmamız gerekiyor. Bunun ön hazırlığını da yapmak gerekiyor. Yani öncesinde bir girişime girmeden de karşımıza pembe bir durum olmayacağının da farkında olup karşımıza zorluklar çıktığı zaman bunlarla mücadele edebilecek dirayeti gösterebilmemiz gerekiyor. 2022 de öyle bir sene gibi geliyor. İlk önce kendimizi soğukkanlı kılmamız lazım ve karşımıza çıkan olumsuzlar içerisinde fırsatlar var mı diye de bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Böyle bir temelde de bulunabilirim. Peki ben yine tabii kitabı çok kıymetli bulduğum için bütün dinleyici ve videomuzu izleyen herkese bu kitabı temin etmesini hem maddi hem manevi açıdan kendi içlerinde bu konuda rahat edeceğini düşündüğümü söylemek istiyorum. Hem kitabın hem senin yolun açık olsun, hem Dinamo'nun yolu açık olsun. Programa katıldığın için çok teşekkür ediyorum tekrar. Hem beni hem bütün dinleyen, izleyen herkesi bu kısacık zamanda bilgiyle donattığın için çok teşekkür ediyorum. Radyo Gedik'te Gülay Güner ile finans programında yine sürenin sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi dinleyenlerin ve izleyenlerin finansal okuryazarlığının artışına bir nebze de olsa faydamız olduysa ne mutlu. Bir sonraki Gülay Güner ile finans programında Radyo Gedik'te buluşuncaya kadar sağlıkla ve bilgiyle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.